Arkadaşlar merhabalar. Ben rehber Gökhan. Aniden herkese selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle gösteriyorum. Karşı taraf Ermenistan ve arkada tam ortada Arpaçay Nehri akıyor. Arpaçay Ermenistan'la Türkiye arasında doğal bir sınır arkadaşlar Gümrük Antlaşması'yla kabul edilmiş. Hemen alt tarafta arkadaşlar 11. yüzyıldan kalma bir köprü, İpek Yolu Köprüsü olarak adlandırılıyor. Ve bu köprü önemli bir köprü çünkü İpek Yolu arkadaşlar Anadolu'ya giriş kapısı burası. Ve ilk şehir de Ani şehri Anadolu'daki. Tabii Ani şehri ilk defa Urartular zamanında M.Ö. 9000'li yıllarda ilk defa yerleştiklerini biliyoruz. Tarih kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Zaman içerisinde Karsaklar M.Ö. 2. M.Ö. 4. yüzyılı biliyoruz. Sasaniler bir dönem hakim oluyor. Daha sonrasında da Bagratit Krallığı arkadaşlar hakim oluyor. Ve hemen bakın arkadaşlar Bagratit Krallığı'ndan hemen sonra 1063'lü yıllarda Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti Sultan Alparslan burayı alıyor. Aldıktan sonra bakın şu karşıda hemen bakın gösteriyorum bir katedral görüyorsunuz. Bagratit Kralı Gagik'in karısı Katrinida tarafından yapılmış bir katedral orası. Orada ilk cuma namazını kılıyor. Bu yüzden orası camiye çevriliyor ve Fetih Camii olarak adlandırılıyor. Daha sonrasında arkadaşlar Şeddadilere bırakıyor burayı ve Şeddadiler Karabağ bölgesinde yaşayan bir beylik aslında. Büyük Selçuklu Devleti beyliklerle yaşıyordu. Saltuklar, Mengücekler, Artuklar, Danışmentler, Şeddadiler bir Kürt beyliği. Karabağ bölgesinde bulunan. İşte Anadolu'daki ilk Türk camisi de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cami kabul edilir. Ebu Menüçer Camii. Arkadaşlar minaresi Orta Asya tekniğiyle yapılmış bir camidir. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki katlı. İçerisinde bir de itikaf odası var. İsmi Ebu Menüçer olmasının sebebi de Şeddadi yöneticisinin ismini almış arkadaşlar bu cami. Hemen bakın şu karşıda bir yapı görünüyor. Küçük bir yapı. Bir kilise aslında Bakireler Manastırı. Hemen arkadaşlar köprünün öbür tarafında küçük bir yapı. Böyle çok fazla net belli olmuyor ama Aziz Hirimse'nin Azize Hirimse adına yapılmış bir manastır. Bakireler Manastırı. Bir Rahibeler Manastırı orası. Arkadaşlar 13. yüzyıla ait. Çünkü Selçuklulardan hemen sonra 1200 yıllarda bir 70 yıl kadar Gürcü devleti burada egemenliğini sürdürmüş. Onlar tarafından yapılmış bir kilise arkadaşlar. Ani tabi 1700'lü yıllardan sonra da maalesef kimse kalmamış. Terk etmişler burayı.